Vazgeçemiyorsun. Kibrini kıramıyorsun değil mi? Hocamın her dediğini kabul ediyorum. Aklım alıyor. Ama ben bir kadıyım, yapamıyorum. Beceremiyorum. Yapmalısın. Kibrini kırmak, huzuru bulmak, iyi kul olmak için yapmalısın. Sen bunun için hocamıza söz vermedin mi? Kurtulmanın tek yolu var, o da teslim olmak. Şüphesiz ve tereddütsüz teslim olmak. Ciğerci! Ciğerci geldi, ciğerci! Ciğerlerim var! Ciğerci! Taze ciğerlerim var. Delikanlı al. Ciğerci. Ciğerci geldi. Ciğerci. Taze ciğerlerim var. Ciğerci. Yazık oldu bizim kadıya. Aklını kaçırdı zavallı. Ciğerci. Taze onlar taze. Ciğerci geldi. Ciğerci. Ciğerci. Bunlar koyun ciğer mi hemşerim? Evet. Al bakayım buyurun. Bir tane. Aha. Buyurun. Hadi destele şunu. Afiyet. Al bakayım. Bir o kadar kara soğan. Sağ olun. Hadi pazar ola. Biber var mı? Ciğerci. Gel otur evladım. Mahmut, evladım. Sokaklarda aylarca ciğer sattın. Ahalinin alaylarına, hakaretlerine büyük bir sabırla katlandın. Nefsinin bütün aşırılıklarını iraden ve sabrınla görmezden geldin. Her emrimi sebep sormadan yerine getirdin. Hem bu kapıya hem de gönlümüze girdin. Senden memnunuz. Dostlarım, kardeşlerim, yaptıklarımız güzel olsun, hoş olsun. Allah için konuşan, Allah için dinleyen, Allah için çalışanın mükafatını Allahü Teala verir. Bütün işlerimiz ya Allah için olmaktadır veya nefsimiz için. Allah için olmak hoş, nefsimiz için olmak felakettir. Bugün dostlarımıza ziyafet verelim diye düşündük. Herkes bir tavuk alsın, hiç kimsenin görmediği bir yerde kessin, getirsin. Hadi durmayın. Allah razı olsun. Nerede kaldın evladım? Biz yemeği yedik bile. Ne o? Sen tavuğu kesmemişsin. Hocam, sizin emrettiğiniz gibi tavuğu kesmek için kimsenin görmediği bir yer aradım. Ancak o yeri bulamadım. Dostlarım,
İçinizde en doğru ve manalı hareket eden Mahmud olmuştur. Kimsenin görmemesinden kastım, gizli kalma imkanının hiçbirimize nasip olmayacağını öğretmekti. Allahu Teala bize şah damarımızdan daha yakındır. Ondan gizli saklı hiçbir iş yapılamaz. O her şeyi gören ve bilendir. Niçin yapıyor bunları? Nefsinin kibrini kırmak için. Çünkü o kibirle Allah'a yaklaşılmaz. Peki bunun için bu işkenceye gerek var mı? İşkence değil oğlum. İmtihan. İyi kul olmak için bunlara katlanmak lazım. İşte vazgeçmek. İşte teslim olmak. Hadi evlat hadi. Sen de vazgeç şu yanlış fikrinden. Vazgeçmem. Nasihat vermeyi bırak da devam et. Peki. Dinle. Sen böyle bir mesleği bıraktın, dergah temizleyicisi oldun. Ne diyorum ben? Hocama söz vermiştim. Ve subhanallah. Mahmud, evladım. Gel benimle. Evladım, maksat bu mertebeyi geçmekti. Sen de geçtin elhamdülillah. Sende ihlas var, samimiyet var. Bu sebeple çabuk yükseliyorsun. Azizim, bundan sonra seni hep yanımda görmek istiyorum.
bu merdivenler rahmet merdivenidir. Hocamızdan başkası çıkamaz. Hepimizin gayesi oraya erişmek, huzuru bulmak, olmak. Ama olamıyoruz. Olmak için ölmek lazım. Ölemiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sen bu mertebeye erişeceksin kardeşim. Hocamıza en yakın olduğum anlar, ona abdest suyunu döktüğüm anlardı. En büyük saadetim buydu. Bu dergaha senden önce geldim ama sen büyük iraden ve sabrınla beni geçtin. Hocamızla dost oldun. Ona dost oldun. O bundan sonra benim değil, her sabah senin yüzünü görmek isteyecektir. Çünkü sen ona benden daha yakınsın. Bundan sonra bu şerefli vazife senin hakkındır. Allah razı olsun. Lakin hocam Üftadi Hazretleri böyle bir vazife vermeden ben nasıl cesaret ederim? Haklısın kardeşim. İşte talebe böyle olur. Estağfurullah. Ben nerede, talebelik nerede? Hoş geldiniz kardeşim. Allah razı olsun evladım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam kardeşim. Hayrola kardeşim, bir derdin mi var? Neredeyse 3 sene oluyor. Bir akşam bile mürşidimin sohbetinden uzak kalmadım. Bu akşamı ondan uzak geçirmek bana çok zor geliyor. Bu da onun emri. Bu gece Bursa'ya sen gideceksin, fazla düşünme. Hadi bir an önce git ki geceye kalmayasın. Şimdi (gülüyor)
Allah'ım mübarek hocama nasıl soğuk su dökerim. Nedir bu hal? Hadi, döksene suyu. Hadi evladım, dök suyu artık. Ama hocam su... Dök şu suyu, dök. Hocam su... Dök dedim, dök. Azizim Mahmut, hizmetin tamam oldu artık. Bu su odun ateşiyle ısınmış suya benzemiyor. Aşkının ateşiyle kaynamış bu su. Bizi de yaktı. Hocam, emrimiz başım üstüne. Fakat sizden ayrı kalmak, tekrar o uçuruma düşmek istemiyorum. Ne olur hocam, yanınızda kalayım. O uçurumu çok gerilerde bıraktım, elhamdülillah. Azizim, artık Bursa'ya ikimiz fazlayız. Birimizden birimizin gitmesi gerek. Ben giderdim ama ihtiyarım. Sen gençsin, sana yollar görünüyor. Sivrihisar'a git. Zira bir zamandan beri gönlümden böyle geçerdi. İşte böyle. Terk ettiği dünya karşısında ne buldu gördün mü? Evliyalık makamını. Şanına mağrur kadı gitti. Dünya nimetlerinden uzaklaştıkça Allah'a yaklaşan insan geldi. Allah'ın ismini andıkça gözlerinden ırmaklar boşanan insan geldi. Alemlerin efendisi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşündükçe kalbi titreyen insan geldi. Evlat, diyorsun ki terk ettiklerinin sonunda ne bulacak?
Allah'ın razı olduğu kul olmak. İşte gaye bu. Hocam, hocam. Ah, Hüday, evladım, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Evladım, seni öyle özlemişim ki. Hasretinize dayanamadım hocam. Sizi görmeye geldim. Sadakatin beni ziyadesiyle memnun etti. Allah da seni memnun etsin. Padişahlar ardınca yürüsün. Yalancı dünyaya aldanma yahu. Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, mihman eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların, geçe gör sarpını yüce bellerin. Dünya zindanıdır mümin kulların, zindanda olan kul asan eğlenmez. Ömür tamam olup defter dürülür, sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahına kullar dürülür, buyruğu tutulur, ferman eğlenmez. Hüdayi ne oldu bu denli peygamber? Ebu Bekr, Ömer, Osman-ı Hayder, kanı Habibullah, Sıddık-ı Ekber, bunda gelen gider, bir can eğlenmez. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam efendi. Rahatsız olma, otur. Nasılsın sultanım? Nasıl olayım? Görüyorsun işte. Çoluk çocuk perişanız. Nerede onlar? Uyuyorlar. Siz gene inşaattan mı geliyorsunuz? Öyle hatun. Sofrayı hazırlayayım mı? Hayır. Biraz okumak istiyorum. Sen bilirsin efendim. Efendi, muhitiniz genişledi. Vüzeradan, ulemadan dostlarınız oldu. Öl deseniz ölecekler. Bunca izzet ve ikramda bulunurlar. Siz bunları başkalarına dağıtırsınız. Bu da yetmezmiş gibi bir de dergah yaptırmaya kalkışıyorsunuz. Kapı çalıyor hatun. Ben bir bakayım. Hünkârımız memleketin bütün alimlerini saraya davet ediyor. Sizi de bekliyorlar efendim. Padişahımızın fermanı başım üstüne. Thank you.
şu haline bir bak. İnşaat amelesi misin yoksa alim mi? Bunca yokluğun içinde koskoca dergah yaptırmak akıl kârı mı? Yarın hünkârın huzuruna çıkıyorsunuz. Bari oradan eli boş dönmeyin. Yapmayın Halil Paşa. Bu kalayı almamız lazım. Bu hususta padişah. Hünkârımız Üsküdarlı Aziz Mahmut Efendi'yi de çağırmış. O adam ilim ehli sayılmaz ki. O derviştir, bizim gibi alimlerin arasında ne işi var? Yapmayın hocalarım, etmeyin. Erken konuşmayın. Hele onu bir tanıyın. Bre Halil Paşa, o dervişi niçin bu kadar seversin? Allah dostudur. Sevgimiz ondandır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Odun yok mu? Çoluk çocuk perişan olduk. Yok baba, memlekette bir çeki odun bile yok. Padişah efendimizin bundan haberi yok herhalde. Efendimiz merhametlidir. Kendisine bir bildiren olsa elbette tedbir alır. Eyvallah. Güle güle. Evet. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizinle bir meşveret eylemek isterim. Bir zamandan beri fikrime bir sual takılıyor. Buna sizin yardımcı olmanızı beklerim. Şimdi sizden bu kutunun içinde ne olabileceğini tahmin etmenizi istiyorum. Cevaplarınız beni aydınlatacaktır. Siz hoca efendi, bu kutunun içinde ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu bir iğne kutusudur hünkârım. Ancak iğne konulabilir. Bir iğne kutusuna bir at sığmaz mı acaba? Sizi ilk defa görüyorum. Siz de hoş geldiniz. Hünkâr, Mahmut Efendi Üsküdar'da oturan bir alimdir. Onunla Edirne'deyken tanışmıştık. Siz emir buyurunca ben kendilerine de haber saldım. İyi etmişsin paşa. Buyurun hocam. Bu kutuda ne olabilir? Hünkârım. Deyin hocam. Nasıl ki sarayınızdan ahalinin odunsuz kaldığını bilemiyorsanız, bizim de buradan o kutunun içinde ne olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Dediğiniz gibi bu kutunun içine bir at da sığabilir, bir küçük kertenkele de. Nedir bu ellere ayak? Nedir bu dillere dudak? Aç gözünü ibretle bak. Alem bir temaşagah imiş. Güzel olan imandır. Allahü Teala güzel olarak imanı yaratmıştır. İman kimde varsa o güzeldir, kıymetlidir.
İman yoksa o ne olursa olsun kıymetsizdir, felakettedir. İnsanın güzelliği göz kaş güzelliği değildir. İnsanın gerçek güzelliği iman güzelliğidir. Kimde iman kuvvetliyse o hepsinden güzeldir. Alimler, evliyalar güzeldir. Ashab-ı kiram çok güzeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzeldir. Çünkü iman nuruyla nur olmuştur. Lala, dün gece acayip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah sultanım? Nemçe kralıyla güreşteydik. Lakin ben sırt üstü yere düşüyordum. Bu rüyanın tabiri ne ola ki? Efendim emir buyurunuz, bu işlere ehil kişiler bulalım. Rüyamı şu nameye yazdım. Derhal Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine gönderin. O tabir eylesin. Emredersiniz sultanım. Padişah efendimiz şu nameyi... Alın bu nameyi sultanımıza takdim edin. Rüyalarının tabiri bu. Hadi yolun açık olsun. Demek rüyamı dinlemeye lüzum görmeden bu nameyi vermiş öyle mi? Allah dostlarının işine akılsız ermez. Aç bakalım nasıl tabir eylemiş. Allahu Teala... İnsan vücudunda sırtı, cansız varlıklarda ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsan ile toprağın birbirine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demek olur. Binaenaleyh, bu rüyadan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı müjdelenir. İşte gördüm rüyanın tabiri. Hüdayi Hazretlerine 1000 altın hediye eyledim. Ulaştırılsın. Emredersiniz sultanım. Buyur hatun. İç. Sen bizleri düşünür müydün Ay Efendi? Şu halimize bir bak. Nereden nereye? Niçin böyle dersin hatun? Yüzlerce insanın hayır duasını kazandık. Amenna. Lakin ben yavrularımıza bırakacak dünyalığımız olmadığına üzülürüm. Gelen, gene nasihat isteyenlerden biri mi? Yok hatun, istediğin dünyalık geldi. Padişahımız 1000 altın göndermiş. Devletlum, hayırlı haber var. Askerimiz muzaffer olmuş.
Estergon kalası Nemçe küffarından geri alınmış. Hamdolsun. Gördün mü Lala? Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin tabiri doğru çıktı. Onunla görüşüp nasihat almak isterim. Emir buyurun, hemen getirtelim sultanım. O nasıl lakırdı Lala? Bizim onun kapısına gitmemiz iktiza eder. Lazım olan hazırlıklar yapılsın. Hemen yola çıkalım. Hacı Efendimiz geliyor. Hacı Efendimiz. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Atıma siz binin. Hünkârım. Hadi binin. Buyurun hocam. Biz cihan padişahıysak, siz de gönüller padişahısınız. Lütfen ata siz binin. Ben ardınızca yürürüm. Padişahlar ardınca yürür. Hocamın duası tahakkuk etsin diye bindim. Bir gün bana padişahlar ardınca yürüsün diye dua etmişti. Gidelim hocam. Efendim, bir müjdeniz, bir duanız yok mu? Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere gelip de Fatiha okuyanlar kıyamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler. Ve ölümleri denizde olmasın. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Efendi,
Senelerce çene çalıp mübarek başınızı ağrıttım. Fakirlikten şikayet ettim. Ömrümün son anları bu. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Verdinse odur. Dahi nemiz var. Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Vazgeçtim baba. Düşmanlarını Rabbime havale ediyorum. Yolumuzda bulunanlar, ömürlerinde bir kere türbemize gelip de Fatiha okuyanlar kıyamete kadar bizimledir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler. Ve ölümleri denizde olmasın.